Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle duble piyonlar konusu üzerinde çalışacağız. En sık karşılaşılan duble piyonlar konumlarını değerlendireceğiz. Eğer duble piyonumuz varsa bunları nasıl fırsata çevireceğiz? Ve rakibimizde duble piyonlar varsa bundan nasıl yararlanacağız? Bunu öğreneceğiz ve duble piyonlar ile ilgili öğretici maçlardan dersler alacağız. Hava Blanca'nın müthiş maçını inceleyeceğiz. Öncelikle duble piyon nedir? Oradan başlayalım. Aynı dikeyde bulunan piyonlara duble piyon diyoruz. Burada beyazların D3 ve D4 karesinde iki tane piyonu var. Duble piyon görüldüğü gibi birbirinin hareketini kısıtlamakta ve böylece özellikle oyun sonunda dezavantaj oluşturmakta. Tek piyon gibi sayılmaktadır. Şimdi de bu konuma bakalım. Özellikle 4 at açılışından gelen bu konumda çok sık yapılan fille atın değişim hamlelerinden sonra F2 ve F3'te duble piyon oluşur. Uçan duble piyon yapısından sonra beyaz şah G hattından saldırılara maruz kalabilir. Bu şekilde duble piyon oluştuğu zaman beyazlar bunu örneğin şahı H1'e gelip akabinde sonrasında kaleyi G dikine gelip yarı açık olan G hattını avantaja çevirebilir. Siyahların uygulaması gerekense zayıf olan F3 ve F2 piyonlarını kazanmak için bunlara saldırı düzenleyebilir. Yani duble piyon eğer yarı açık hattı kullanıyorsak ve bundan avantaj elde ediyorsak bizim için bir fırsat. Ama duble piyon sayesinde oluşan hattan hiçbir şey çıkartamıyorsak duble piyon bizim için zararlıdır. Şimdi de İtalyan açılışından gelen bu örneğe bakalım. Filler standart bir şekilde geliştikten sonra eğer beyazlar fil E3 oynarsa bu fil değişiminden sonra beyazların duble piyonu oluşuyor. Bu duble piyon dezavantaj değildir arkadaşlar. Çünkü oluşan duble piyon kritik kareleri kontrol etmek ve merkezin güvenliğini sağlamakta. Ayrıca oluşan duble piyonlar sayesinde beyazlar F hattından yaralanabilir. Aynı şekilde eğer siyahlar fili B6'ya kaçarsa beyazların B6 filini alması siyahlara yarar. Çünkü B6 fili alındıktan sonra B piyonu merkeze biraz daha yaklaştı. Ayrıca kalenin hattı açıldı. Şimdi de beyazların oynadığı bunun açılışından gelen konuma bakalım. Bu da sık karşılaşılan bir konumdur. Burada siyahlar eğer fille G3 filini alırsa H piyonuyla aldıktan sonra evet duble piyon oluştu. Ama duble piyonun bize yarattığı H dikeyi rakip şaha güçlü ataklar yapmamıza olanak sağlayabilir. Bu yüzden buradaki duble piyonu kötü olarak değerlendirmemiz doğru değil. Ayrıca duble piyon oluştuktan sonra piyon merkeze biraz daha yaklaştı. Önceden merkeze daha uzaktı. Alındıktan sonra piyonun kendisi merkeze daha çok yaklaştı. Daha da önemlisi yarı açık H hattından saldırılar düzenleyip kaleyi daha aktif kullanmamıza olanak sağladı. Duble piyonun oyun sonunda yarar sağladığı ender konumlardan bir tanesine gelelim. Evet, duble piyon oyun sonunda birbirinin ilerlemesini engelliyor ama böyle bir avantajı var. Rakip şah duble piyonlara yaklaşamıyor arkadaşlar. Örneğin burada geçer piyon oluşmasını engellemek için öndeki piyonu yemesi lazım. Arkadaki piyona yaklaşması bir anlam ifade etmez. Artık bu piyona yetişemez. Bu yüzden öndeki piyona saldırması gerek. Bunun için şah zaman kaybeder. Piyonun önüne yerleştiği zaman beyazlar piyonunu şahıyla tutabilir. Şimdi de duble piyonun dezavantajlarından konuşacağız. Dünya şampiyonu Ozrael Kaboplanka'nın Winter'la oynadığı maçta beyazlar duble piyonla kalıyor. Kaboplanka sadece duble piyonu nasıl kazanacağı çevirdiğine birlikte bakalım. Öncelikle bu filin kötü olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Siyahlar burada G4 oynuyor ve atı açmaza alıyor. Karşılaştığımızı söylemiştim. Kaboplanka'nın aklından geçenler çok daha fazlası. Fille atın değişiminden sonra beyazlar bunu vezirle alıyor. Duble piyon oluşmasına izin vermiyor. Ama vezirleri de değiştikten sonra artık duble piyon oluştu. Ve dikkat edin, G3 filinin oyuna girme gibi bir şansı yok. Bütün yollar kapandı. Sonrasında oluşan bu F2 F3 duble piyonlarını Kaboplanka yavaş yavaş kazanacak. Önce şahını aktifleştiriyor. Sonrasında beyazların konumunda ikinci bir zayıflık yarattı.
Dikkat edelim, fil hareketsiz kalmış durumda. Siyahların bir fil fazla olduğunu söyleyebiliriz. Umutsuz bir şekilde beyaz fil oyuna giremiyor. Çünkü duble piyondan ötürü fikir piyonu hareket edemiyor ve edemediği için G3 fili oyuna giremiyor. Ve siyahlar bir fil fazla oynayıp duble piyonu avantaja çevirip kazanıyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Piyon yapılarıyla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.